Merhaba arkadaşlar, ben Hüdoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi birinci sorumuzda yanıtımızı Ceyhan olarak açmışız. Şekilde sürtünmesiz yatay düzlemin K noktasında durmakta olan M kütleri cisme L noktasına kadar P kuvveti uygulanıyor. Vermiş her şeyi. Buna göre niceliklerinden hangileri cismin kütlesine bağlı değildir diye soruluyor. Böyle bir seçenekleri görelim. Bakalım ne söylüyor? KL arasında yapılan iş. Arkadaşlar yapılan işi biliyorsunuz F çarpı X diye yazıyoruz. Burada cismin kütlesine bağlı olmadığını söylüyoruz. Yani sizin yaptığınız iş F çarpı X olarak ya da kinetik enerji olarak bu durumda aktarılıyor. Yani neyse ne. Orada kütlenin yani nerede etkili olduğunu söyleyeceğiz. Kinetik enerjinin içinde zaten orada takılacak yani söyleyeceğimiz bazı şeyler olacak. Ama iş kütleye bağlı değildir. Kuvvet çarpı X'ten. Yani şu KL arasını x dersek yani ifade edebiliyoruz. Bağlı değildir. Yani bağlı değildirleri bulduğumuz için pozitif atıyorum buraya. Cismin L'deki kinetik enerjisi. Yapılan iş kinetik enerjiye dönüşeceği için bak burada da yani söyleniyor zaten. Şöyle söyleniyor. Sürtünmesiz diyor. Yatay yani düzlem diyor. Sıkıntı yok. Yani yapılan işin tamamı kinetik enerjiye zaten gitmiş durumda, tamam mı? Yani o zaman burada kinetik enerji de F çarpı X etkilenmiyorsa kütleden o kinetik enerji de etkilenmez. Tamam diyoruz. Peki KL arasındaki ortalama güç nasıl oluyor da kütleye bağlı? Bakın yanıtımıza da dikkat. Ceyhan diye verilmiş ya. Nasıl oluyor ona bir bakalım. Şimdi burada 1 bölü 2 mv kare diyorsunuz ya. Mesela burada kütleyi arttırırsanız o zaman ne olacaktır? Hızınız düşecektir. Şimdi ortalama güçle ne alakası var? V eşittir W bölü T ya. Bakın yapılan iş aynen duruyor. Yapılan iş F çarpı X olarak burada duruyor. Peki biraz önce kütleyi artırırsak hızımız düştü mü? Düştü. O zaman benim burada hızım sıfırdı. Burada V idi ya. Şimdi sen bu hızın düştüğünü söylersen benim buraya ulaşma sürem de tabii ki de etkilenecektir. O zaman KL arasındaki hani o hızın düşmesiyle süre artarsa KL arasındaki ortalama güç de bu olaydan etkilenir. Yani buna bağlı. Buna bağlı yani üzgünüz. Ama o ne diyordu? Bağlı olmayanları soruyordu. O zaman yanıtımız Ceyhan. Bir daha kontrol edelim. Birinci soruda yanıtımız Ceyhan. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utku Öncü Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi ikinci soruda yanıtımız Adana. İş ve enerji ile ilgili yargılarından kaç tanesi doğrudur diyor. Okumaya başlayalım yavaş yavaş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatiftir. Tamam doğru. Yani senden çalıyor. Hani mesela işte atıyorum kafadan F çarpı X diyoruz. İşte ama diyoruz bakın hareket yönüne ters bir sürtünme kuvveti var. Fs çarpı X diyoruz. Hani o tamam diyoruz. Bu doğru. Uygulanan kuvvet cismin hareket doğrultusuna dik ise iş yapmaz. Şimdi uygulanan kuvvet cismin hareket doğrultusuna dik ise yani iş yapmaz. Ne demek bu? Nasıl ifade edebiliriz diye düşündüm. Şimdi şöyle bir şey var. Hareket doğrultusu mesela yatay olsun, tamam mı burada? Şöyle baktığınız zaman dik bir şekilde bu kuvvetin hani ben diyelim ki sağa giderken bana yaptığı bir şey yok. Yani hareket doğrultusunda olmadığı için ya da bir bileşeni olmadığı için hareket doğrultusuna dik olduğu için iş yapmayacaktır. Bu da doğru. Evet geldim buna. İş ve enerji birimleri aynıdır. İkisi de jüldür, akrabadır zaten. İş yapınca enerji aktarırsın. Doğrudur. Onun için birimlerinin tutması da çok normaldir. Geldim dördüncüye. Bir cismin üzerine iş yaparak cismin potansiyel ve kinetik enerjisi aynı anda artırılabilir. Tabii ki de artırılabilir. Mesela atıyorum kafadan gereğinden fazla bir kuvvet uygularsın. Mesela böyle bir eğik düzlem ayarladım, tamam mı? Ondan sonra şuraya da bir tane cisim koydum. Ondan sonra şuradan öyle bir kuvvet uyguladım ki. Yani bir baktık burada diyelim ki sürtünme yok. Olsa da fark etmez, ona göre kuvvet uygularım. Şuraya çıkarıncaya kadar. Bu kuvvet çok çok büyükse buradaki hani senin kazanacağın o MGH'tan fazlası nereye gidecek? Bu cisme kinetik enerji olarak gidecek. Yani sen yaptığın işte cismi hem yükseltebilirsin hem de ona yani yükseltirken fazlasıyla iş yaptığın için kinetik enerji de sağlayabilirsin. Hatta burada sürtünme olsa sürtünmeye de payını vereyim dersin. O senin ne kadar iş yaptığınla alakalı. Aynı anda artırabilir mi? Evet artırabilir. Bu da tamam. Son olarak üretilmiş bir büyüklüktür. Evet doğru. Yani temel büyüklükleri biliyoruz biz. Hani kısa muz dediğimiz yani sonuçta oradaki değerleri biliyoruz artık. Enerji türetilmiş büyüklüktür. Doğrudur.
İkinci soruda yanıtımız Adana oldu. Eğitim öğretim amaçlı hepsinin doğru olduğu bir soru oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi sorumuz üçüncü soru. Yanıtımız da neymiş, Edirne'ymiş, bir bakacağız. Ayrıtı 2H, ağırlığı G olan özdeş ve türdeş küplerden oluşan şekil 1'deki cisim şekil 2'deki konuma getirilmiştir. Buna göre yapılan işler kaç GH olur? Şimdi ben bu tür sorularda hangi kutu nereye geldi diye çözmektense veya hangi seviyedeki kutu ya da kutular nereye geldi diye çözmeyi daha çok seviyorum. Yer değiştirmeyenleri bulalım mesela. Yani hangi küp olduğu önemli değil. Özdeş ve türdeş küpler sonuçta. Ona lütfen dikkat. Mesela bak, burada yerde iki tane var. Burada da yerde iki tane var. Yani al, yerde iki. Ama hocam o iki tane değil ki, ben bunu böyle saat yönünde devirdiğim zaman o üste gidiyor, bunlar alta. Hayır, önemli değil. Yerde iki tane var. Sen başkasını da seçebilirsin. Sonrasında bak, şöyle bir şey var. Burada birinci katta bir tane var, birinci katta bir tane var. Yer değiştiren ne oldu? Şurada bir tane vardı. Nereye geldi? Bak buraya. O zaman bak şöyle, bu hizadan şu hizaya bir tane kübü çıkardık. Bak şöyle bir potansiyel enerji değişikliği var. Peki bu yükseklikleri nasıl ayarlıyorduk? Şöyle bir bakalım. Kenar uzunluğu 2H olduğuna göre burada yarı yükseklik var H. Burası 2H. Burası yine yarı yükseklik var H. O zaman yapılan iş potansiyel enerjideki değişikliktir arkadaşlar. Bakın ne kadar yükselmiş. G dediğimiz şey 4H'ye kadar yükselmiş. Mis gibi olmuş. O zaman Edirne yanıtımız oluyor 3. soruda. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 4. sorunun yanıtını Adana diye açmışız. Bayağı da ciddi, böyle hikayeli mikayeli bir şey, tamam mı? Şekildeki sürtünmelerin önemsenmediği ortamda özdeş yaylar var, güzel. KLM sistemleri kurulmuş, özdeş cisimler, güzel. Yüksekliklerini verdim diyor. Eğik düzlemin uzunluklarını vererek kafamı karıştırmaya çalışıyor. Yemem ben bunu. Tamam, serbest bırakıldığında esnek yayları XK, XL, XM olarak sıkıştırıyormuş. Yani buna lütfen dikkat diyor. Bunları bir karşılaştırır mısın diyor. Şimdi arkadaşlar, burada evet gereksiz bilgiler de var. Tekrar söylüyorum, bu eğik düzlemlerin uzunlukları beni ilgilendirmiyor. Sonuçta başlangıçta bende ne var? Potansiyel enerji var. MGH. Özdeş yaylar diyor. 1 bölü 2 K X1'in karesi diyeyim ben. Hadi birinci sistem. Buraya bakıyorum. O zaman MG 3H eşittir 1 bölü 2 K X2'nin karesi olacak. Buraya bakıyorum. MG 2H eşittir 1 bölü 2 K X3'ün karesi olacak. Yani şimdi dikkat ederseniz aslında çok basit bir soru, net bir soru. Ne kadar yüksekten yani bırakılıyorsa sonuçta yaydaki sıkışma miktarı da o kadar olacak. Çünkü yaylar özdeş. Yani bunların yay sabitleri aynı olduğu için problem yaşamıyoruz. Direkt buradaki yükseklik, hep de özdeş cisimler diyor. Bak şu MG'ler de gidiyor rahat rahat. H'lere bakarak X'leri söyleyebiliyoruz. O zaman en yüksek olan L büyük, sırayı başa aldım. Sonra M var. Ondan sonra da ne var? K var. L, M, K yapabiliriz. L, M, K yapabiliriz. Yanıtımız Adana oldu. Sorunun adını unuttuk. Evet, 4 Adana'ydı. Yanıtımız Adana. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. 5. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 5. sorunumuzun yanıtını Adana olarak açmışız. Bakın ne diyor? Şekilde düşey kesti verilen yolun yalnız KL bölümü, yani kırmızı ile belirtilen bölümü sabit sürtünmeli olup yolun K noktasından V hızıyla fırlatılan cisim M noktasına kadar çıkabiliyor. Bu durumda KL boyunca ısıya dönüşen ısı enerjisi Vs ve cismin yere göre denir. Potansiyel enerjisi EM imiş. Tamam. Tamam, güzel. Buna göre cismin kütlesi daha büyük olsaydı ısıya dönüşen enerjiyle o yere göre potansiyel enerji nasıl etkilenirdi? Onu soruyorlar bize. Şimdi şöyle bir ifade edelim onu. Şimdi bakın arkadaşlar, ısıya dönüşen enerjiyi şöyle yazabiliriz. Sürtünme kuvveti çarpı işte şu yola x dersem ben, KL aralığına x. Peki sürtünme kuvvetini yatayda olduğu için K çarpı N, hani şöyle yazıyoruz ya sürtünme kuvvetini. Sonra da hani onun yerine KMG yazıyoruz böyle, çarpı x diyoruz. Şimdi ısıya dönüşen enerjiyi direkt olarak sordu bize. Kütleyi arttırırsanız ısının da bizden çalacağı miktar artacaktır. O zaman bunlar böyle bir güzel 3 tane artar var.
Ha, zor olana geldi. Potansiyel enerji ile ilgili konuşacağız. Şimdi bakın onu da şöyle yapalım. Başlangıçta bir kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 mv kare, tamam mı? Burada benim kinetik enerjim var. Yolda giderken bir kısmını sürtünmeye kaptırdım. Bir kısmını da potansiyel enerjiye verdim diyerek. Yani benim bu enerjim pmg, tamam mı? Çarpı x olarak, hani bunu yukarıda yazdığım için rahat rahat yazıyorum ısıya. Bir miktarı da işte mgh diye potansiyel enerjiye dönüştü diyebilirim. Ha, bu seni rahatsız etmiş olabilir. Hocam ben şöyle yazsam olmaz mı? Benim başlangıçta 1 bölü 2 yani kinetik enerjim var ya, sürtünme benden çalıyor ya, onu ben eksi olarak göstermeyi seviyorum. 1 bölü 2 mv kare eksi, bunun aynısını buraya yazabilirsin. Nasıl olsa onu karşıya atınca yine buna dönüşecek. E o zaman ben burada ne yaptığımı tekrar söyleyeyim. Ya kardeşim ben de kinetik vardı. Bir kısmını ısıya verdim, bir kısmını potansiyele verdim diyerek böyle kullandığım, kurduğum cümleyi aynen yazdım. Şimdi bunu niye yazdım? Burada M'ye bağlı olmayan bir arkadaş var. Şu yükseklik. Siz bu kütleyi değiştirseniz de yükseklik yine aynı kalacak. Aynı hızda fırlatıyorsun. K aynı, X aynı, her şey aynı. Yükseklik sabit kalıyor. Yani senin çıkabileceğin bu yükseklik sabitse, o zaman benim burada MGH diye belirttiğim potansiyel enerji, bak bu değişmiyor. Sen başlangıçta kütleyi arttırırsan o zaman hani benim buradaki potansiyel enerjim de artar. Peki ben bunu neden anlattım? Şimdi şöyle diyebilirdin. Ya hocam işte kütlesi büyük olunca sürtünmeye çok kaptırıyoruz ya. O zaman eskisi kadar yükselmez. E ama kütleyi artırıyoruz, eskisi kadar yükselmez. Çarpımı nereden bileceğiz diyebilirdin. Benim burada bunu yazmamın sebebi o yükselme miktarının galiba, değil mi? Galibası yoktu artık. Hani kütleye bağlı olmadığını sana göstermek. O zaman sorumuzun yanıtı Adana oluyor. Beşinci soruda evet, kontrol ettik Adana. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Altıncı sorunun çözümüyle karşınızdayım. Altıncı sorunun yanıtını Edirne açmışız. Bakalım ne istiyor? Şekildeki düşey kesti verilen hiçbir sürtünmenin önemsenmediği, sürtünmelerin önemsenmediği diyebiliriz. Önemsenmediği yolun K noktasından V hızıyla atılan cisim KLM yolunu izleyerek V noktasına çarpıyormuş. Buna göre diyor, tamam mı? Buna göre diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Peki. Şimdi okuyalım, yapacak bir şey yok. M'deki kinetik enerjisi, yani şuradaki yere çarptığı andaki kinetik enerjisi K'deki kinetik enerjisinden büyüktür. Niye? Çünkü burada bir de bir yüksekliği olduğu için bir de yanına ne var? MGH artı 1 bölü 2 mv kare diyerekten yani mekanik enerjisini yazabilirsin. Burada mekanik enerji çarpma anında sadece kinetik enerjidir. Dolayısıyla buradaki kinetik enerji K'deki kinetik enerjisinden büyüktür. Doğru bu. Efendim ikinciye baktık. L'deki kinetik enerjisi, yani şuradan geçerkenki kinetik enerjisi K'deki kinetik enerjisinden büyüktür. Niye? Sonuçta bak. Buradaki yani şöyle düşünelim. Buradaki en baştaki muhabbete göre birazcık yükseklikten dolayı potansiyel enerji kaybediyorsun ya. Bu kaybettiğin potansiyel enerji kinetik enerjiye yani tabii ki de ekleniyor. Dolayısıyla buradaki kinetik enerji başlangıçta kinetik enerjiden büyüktür. Bu da doğru. 3. L'deki mekanik enerji. L'deki mekanik enerji M'deki kinetik enerjiye eşittir. M'de yere çarpma anında mekanik enerji potansiyel olmadığı için kinetik enerjinin ta kendisidir. Ama L'de hem potansiyel yerden yüksekliğine bağlı olarak hem de hızın olduğu için kinetik var. İkisinin toplamı mekanik enerji olmuş oluyor. Yerdeki kinetik enerjiye eşittir. Bu laf da doğru arkadaşlar. Yanıtımız evet tam gözükmüyor çok pardon. Yanıtımız Edirne oluyor. Böyle bir daha kontrol edelim. Altıncı soruda yanıtımız Edirne. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Yedinci sorumuzun çözümüyle karşınızdayız. Yedinci sorunun yanıtını Adana olarak açmışız. Düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun x noktasından EK kinetik enerjisiyle fırlatılan cisim Y'den BY, Z'den de VZ süratiyle geçiyor. Tamam. Buna göre EK sabit olmak sabit yani kalmak şartıyla cismin kütlesi artırılırsa VY ve VZ nasıl değişir? Şimdi ben burada herhangi bir tanesini yazayım yani, tamam mı? Nasıl oluyor mesela? Burada baktığınız zaman yani ilk durum için X'ten Y'ye giderkenki durum için isterseniz onu da şöyle belirteyim. X'ten Y'ye gittiğimizi söyleyeyim.
Başlangıçta benim 1 bölü 2 mv kare, yani böyle bir kinetik enerjim vardı, ilk durumdan bahsediyorum. Artı y'ye göre bir potansiyel enerjim var. Ondan sonra y'ye geldiğinde sadece ne kalıyor bana? Artık yere indiğimiz için potansiyel enerji kalmıyor. Vy'nin karesi şeklinde yazabilirim. Şimdi burada bana şöyle bir şey söylediler. Kütleyi artıracağız dediler, tamam mı? Kütleyi artıracağız dediler ama Ek de sabit olmak şartıyla dediler, tamam mı? Şimdi sen kütleyi arttırdığında bu çarpımın aynı kalmasını istiyorsan o zaman burayı azaltmak zorundasın. Bunu gözden kaçırmaman gerekiyor. Bu kritik. Burayı böyle bir numara yaptılar. Sonra ben bu denklemi yazmıştım ya, kütleyi artırırsın ya da azaltırsın hiç umurumda değil. M'ler gidiyor mu? Gidiyor. Ama sen sonuçta burayı sabit tutmak anlamında Vy'yi azalttın ya. O zaman Vy neye bakıyor? Karşı tarafta kimler varsa ona bakıyor. G ve H değişiklik yok ama başlangıçtaki o ilk hızda bir düşüş gerçekleşiyor. Sen bu Ek'yi sabit tutmak istediğin için. O zaman Vy de azalıyor. Şimdi bak, seçenekleri şöyle bir bakalım. Vy azalır azalır ve o kadar oldu. Şimdi aynı mantıkla dilerseniz X'ten Z'ye yazayım bakın. X'ten Z'ye giderken nasıl yazıyoruz ona bir bakalım. Şimdi baktığımda ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. 1 bölü 2 mv kare diyeceğim başlangıçtaki. Hatta v 0 diyeyim, kare artı mgh, tamam mı, eşittir. İşte ne var? Orada da başka bir mgh var. H üssü diyeyim hatta buraya da. Mgh üssü artı 1 bölü 2 mvz'nin karesi olacak. Yine aynı numarayı çekiyorlar bize. Burada kütleyi artıracaksın. Başlangıçtaki EK'yi sabit tutmak istiyorsan ilk hızı düşürmek zorundasın. Bunu bir unutma diyor yaptığını. Sonra ne oluyor? Kütlesi artırılırsa. Kütle zaten olayda yani etkili olmuyor. Nelere bağlı diyoruz? İşte karşı tarafa bağlı diyoruz. Yani yine ilk hız düşerse VZ de bundan yani azalarak etkilenecektir. Burada o numarayı yemiyoruz. Yanıtımız Adana oluyor. Bir daha bir kontrol edelim. Evet, yanıtımız Adana'ymış. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Şimdi 8. sorunun yanıtını Ceyhan olarak açmışız. Verimle alakalı bir soru. X, Y, Z, T ve V makinelerine verilen enerjiler ile bu makinelerden alınan yararlı enerjiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre verimin en yüksek olan makine aşağıdakilerden hangisidir diyorlar. Şimdi bizim verimle ilgili olarak konuşmamız gereken şu. Verim, her zaman söylüyorum, ünite değişir, kullanılan sözcükler değişir ama aklınızda şöyle kalsın. Bir hayaller, tamam mı? Yani senin ortaya koyduğun bir şey var, tamam mı? Bunun karşılığını almak istiyorsun ama her zaman bunu alamıyorsun. İşte hayalindeki şeyle gerçek hayattaki gerçekleşen o olaylar birbirini tutmuyor. Onun için ben hayaller, hayatlar diyorum buna, tamam mı? Böyle bir şey. Şimdi hayaller bizim ortaya koyduğumuz oluyor bu durumda. Burada da bak, adam çok bağıra bağıra söylemiş. Yararlı enerjiler, yani hayatlar dediğimiz kısımda da yararlı enerjiler, tamam mı? Burada ne oluyor? Bak, birinci de nedir? 4000 bölü, yani yararlı enerji üstü olacak. Zaten %100 verim ideal şartlarda olur. Hep %100'den küçük olacak. Yani buradaki sayı birden küçük olacak. Burası ne oldu? Böyle oldu. Burası da ne oluyor? 2 bölü 3 oluyor. Yani resmen şöyle bir şey oldu. Şimdi o mantıkla bak, 3 bölü 5 yazıyorum, tamam mı? 7 bölü 8. En büyük sayıyı bulmaya kalkacağım. 8 bölü 10. Burada ne var? İşte 4 bölü 5. Yani arkadaşlar, burada çok uzatmayacağım. En büyük sayı bu olacak galiba. Ceyhan oluyor. Burada %60 oluyor. Burada %80 oluyor. Burada da %80 oluyor. Hatta bunlarınki aynı oluyor. Burada ne var? 2 bölü 3, yani %66,6 oluyor. Burada 7 bölü 8 bölemeyeceğim. 1'e en yakın sayı bu oldu. Dolayısıyla verimi en yüksek olan da o oldu. Bakıyoruz, evet, Ceyhan'mış, yanıtımız doğruymuş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.